Donover'den herkese selam, ben Enes. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bu videoda Xiaomi'nin geliştirmiş olduğu Xiaomi TV Stick 4K modelini inceliyoruz. Hatırlarsanız bu ürünün 1080p'lik bir versiyonu daha bulunuyordu. Bakalım 4K'lık versiyon bizlere neler sunacak. Ürünün detaylarına geçmeden önce bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bizler bunu satın aldığımız zaman ne yapabiliyoruz? Bu ürün ne işe yarıyor? Şimdi diyelim ki evinizde bir televizyonunuz var ama evinizdeki televizyon akıllı bir televizyon değil. Netflix'e, YouTube'a, işte Prime Video'ya, Exxen'e giremiyor. Bu ürünü televizyonunuza bağladığınızda televizyonunuz artık akıllı bir hale geliyor. Akıllı hale geldiği için de bu basmış olduğum uygulamalara erişim sağlayabiliyorsunuz. Bir de aslında Android TV'niz ortaya çıkmış oluyor. Her zaman olduğu gibi kutu ve kutu içeriğiyle başlamak istiyorum. Kutunun ön tarafına baktığımız zaman dikkatlerimizi hemen 4K ibaresi çekiyor. Hemen şuraya konumlandırılmış durumda. Onun altında da ürünün görseli yer alıyor. Onun da en alt kısmında ürüne yüklü olan uygulamalar karşımıza çıkıyor. Ek olarak Play Store üzerinden de bizler bu ürün içerisine uygulama indirebiliyor olacağız. Kutuyu açtığımız zaman da karşımıza TV Stick 4K'nın kendisi, akıllı kumandası, güç adaptörü ve HDMI uzatıcısı çıkıyor. Bu gerçekten çok önemli bir konu. Şimdi benim arkamda görüyorsunuz televizyon mesela duvara fasile yakın olan bir televizyon. Bunu alıp arkasına takmak istediğim zaman zorlanabiliyorum. Bazı durumlarda arkasına kendisi geçmiyor. Burada HDMI uzatıcı sayesinde bunu oraya takıyorsunuz. Daha sonrasında o kısım dışarıya doğru çıkmış oluyor. İsterseniz televizyonun arkasından altına doğru da bu kısmı sallandırabiliyorsunuz. HDMI uzatıcının ürünün kutusundan çıkması bence çok önemli bir avantaj. Peki Enes, bu ürünün kurulumu nasıl? Kurulumu fasile basit. TV Stick modelini TV'ye takıyoruz ve daha sonrasında güç adaptörümüze güç kablosunu takıp TV Stick bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Burada micro USB kullanılmış, tip C kullanılabilir diye düşünüyorum. Daha yeni nesil bir cihaz olması nedeniyle bu tarz bir beklentiye girmemiz fasile normal. Sonrasında ürünü açıyoruz, ürünün kumanda eşleştirmesini yapıyoruz. Ardından klasik olan dil ve bölge ayarlarını yapıyoruz. Bundan sonra ürünü internete bağlıyoruz ve gelmiş olan güncellemenin inmesini bekliyoruz. Güncelleme indikten sonra da ürün yeniden başlıyor ve ürün artık kullanılmaya hazır durumda oluyor. Gördüğünüz üzere ürünün kurulumu fasile basit, teknik bilgi bilmenizi gerektirecek herhangi bir şey yok. Gelelim teknik detaylar tarafına. Bu ürün 4K desteğiyle beraber karşımıza çıkıyor. TV Stick 1080p'li en büyük farklarından biri bu. 4K desteğiyle beraber geliyor olması. Bazı kullanıcılar 1080p modelinin 4K olabileceğini düşünüyorlardı. Yani box istemeyip direkt bu hali kullanmak istiyorlardı. İşte bu ürün tam olarak o kullanıcılara hitap edebiliyor. Ürünün kalbinde de ARM A35 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci de grafik tarafında Mali G31 MP2 eşlik ediyor. Düşük güç tüketimine sahip verimli bir işlemci olduğunu söylemek istiyorum. 2 GB RAM ve 8 GB'lık depolama alanı da bu üründe yer alıyor. Kurulum yapıldıktan sonra üründe kalan boşluğa baktığımız zaman ortalama 5,5 GB'lık bir boşlukla karşılaşıyoruz. Bu bence az bir boşluk. Bu ürün en azından bir 16 GB, 32 GB olabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü 4K versiyonunda bu ürünü güncellemişler. 8 GB bana az geldi. Sizden neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Performans deneyim kısmına gelecek olursak şunu söyleyebilirim. Genel kullanımda oldukça akıcı bir deneyim sunuyor. Ancak arada da olsa bazı takılmaların, yavaşlamaların olduğunu hissedebiliyorsunuz. Bunu yapmış olduğum uzun kullanımlarda görebildim. Özellikle diyelim ki menüde geziyorsunuz. Şöyle şunun aşağı doğru iniyorsunuz. Yani böyle aşağı doğru iniyorsun. Hafif bir ağırlaşmanın ortaya çıktığını görüyorsunuz ve anında bu ağırlaşma ortadan kayboluyor. Daha sonrasında akıcı bir şekilde kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Mi TV Stick 1080p modelinde de en başlarda böyle bir sorun vardı. Gelen güncellemelerle beraber bu sorunu ortadan kaldırmıştı. Xiaomi tarafı şu anki koşullarda TV Stick 4K modeli evet genel olarak akıcı bir deneyim sunsa da arada bu bahsetmiş olduğum ağırlaşmalar ortaya çıkabiliyor. Bu ağırlaşma kısmı menülerde yaşanan bir durum. Genel olarak dediğim gibi akıcı bir deneyim sunuyor. Hatta özellikle ben Netflix'te Erşen Kuneri'yi baştan sona izledim bütün bir sezonu. Herhangi bir ısınmaya bağlı kasma, donma, takılma sorunuyla karşılaşmadım. Oldukça akıcı bir şekilde burada ben dizimi izleyebildim. Evet üründe bir ısınma oluyor ama bu ısınma bizlere bir negatif etki olarak geri dönmüyor. Bu oldukça önemli bir şey. Çünkü zaten bizler bu ürünü medya tüketim aracı olarak kullanıyoruz. Netflix'te, Exxen'de kullanmak amacıyla bu tarz kullanımlar yaptığınız zaman akıcı bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Tarayıcı indirdim, biraz da dolaştım. Gayet rahat rahat tarayıcı da gezebiliyorsunuz. Kumandayla bazı durumlarda zorlanabilseniz de
genel açıdan kabul edilebilir bir deneyimi bizlere sunabiliyor TV-Stick 4K modeli. Evet, ürünün teknik detaylarını ve performans detaylarını sizlere anlatmış oldum. Sizler için de bir test hazırladık. Bu testimizi şöyle yapıyoruz. Ürünü kapatıyoruz, açıyoruz, açılış hızını görüyoruz. Daha sonrasında uygulamaları giriş yapıyoruz. Burada Netflix'e giriş yapma, uygulama arası geçiş yapma detaylarını görüyor olacaksınız. Bu test ne işinize yarayacaktır? Diyelim ki bu ürünü aldınız, işte tam olarak bu görmüş olduğunuz performansı yaşayabileceksiniz. Şimdi isterseniz yapmış olduğumuz teste geçiş yapalım. Evet, testlerimiz bu şekilde. Şimdi gelelim deneyim tarafına. Ürün içerisinde Android bir işlem sistemi bulunuyor. Android TV 11 olarak geçen bir işlem sistemi kendisi. İçerisine uygulama yüklemek istediğiniz zaman Play Store uygulamasını açıyorsunuz ve içerisindeki ihtiyacınıza göre uygun olan uygulamayı indirebiliyorsunuz ve daha sonrasında rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Zaten Android TV Stick'lerin mantığı genel olarak bu şekilde oluyor. Ek olarak bu ürünü açtığınız zaman karşınıza Netflix, Prime Video gibi uygulamalar çıkacak. Bu uygulamalar lisanslı bir şekilde ürün içerisinde konumlandırılmış durumda. Lisanslı olması çok önemli. Neden? Şimdi diyelim ki böyle bir ürün aldınız, Netflix'e gireceksiniz. Karşınıza 1080p'de 4K görüntüler çıkmayacak. Neden? Çünkü üründe sertifika yok ve sertifika olmadığı zaman Netflix tarafı bu tarz ürünlerde SD görüntüleri sizlere sunacak. Sizin bir 4K televizyonunuz var. 4K televizyonunuzda bir şey izlerken SD görüntüler izlemek istemezsiniz. Bu konuda Netflix tarafı çok uzun zamandır zaten lisanslı şekilde ilerliyor. Bu bence fazlasıyla önemli bir detaydı. Altını çizmiş olalım. Kumandayla devam edelim. Ürünümüzün kumandasına baktığımız zaman neredeyse minimal bir kumandayla karşılaşıyoruz. Öyle çok büyük bir kumanda olduğu söylenemez. Oldukça da hafif olduğunu söylemek istiyorum. Ürüne baktığımız zaman dikkatimizi bir şey çekiyor. Buradaki Google Asistan butonu. Bu asistan butonu sayesinde butona tıklayınca farklı yönlendirmeleri yerine getirebiliyorsunuz. İşte Netflix aç, YouTube aç, YouTube'da donanma biri ara gibi şeyler. İsterseniz şimdi bizim yapmış olduğumuz bu teste de bir yakından bakalım. 4K HDR video. 4K HDR video. Donanım haber Xiaomi. Donanım haber. Evet, testimiz bu şekilde. Kumandayla yeniden devam edelim. Kumanda üzerine baktığımız zaman Netflix ve Prime Video gibi butonları burada görüyoruz. Bu butona direkt tıkladığınız zaman Netflix'e, Prime Video'ya erişim sağlayabiliyorsunuz. Kısa yol butonlarını kumandaya yerleştirmeleri bence güzel bir detay olmuş. Bunun dışında bu üründe ses kısma ve arttırma butonu normal olacak şekilde bulunuyor. İsterseniz bunu televizyonunuzla eşleyerek ikinci bir kumanda kullanmadan direkt bu kumanda üzerinden sesinizi arttırıp azaltabilirsiniz. Hatta ayarlamanızı yaparsanız televizyonunuzu açma butonu da direkt bu kumanda üzerindeki butondan kontrol edebiliyorsunuz. Kumandayı kısaca özetleyecek olursak sade ve kullanışlı bir kumanda olduğunu söylemek istiyorum.
Ve gelelim bağlantı teknolojileri tarafına. Buyurun, Wi-Fi 2.4 ve 5 GHz bantlarına kolay bir şekilde bağlanabiliyor. Uzun süreler kullanım yaptım. Herhangi bir kopma sorunuyla, yavaşlama sorunuyla karşılaşmadım. Gayet stabil bir şekilde tüketimlerimi yapabildim. Bunun işte Bluetooth tarafına baktığımız zaman bizler burada Bluetooth 5.2'yi görüyoruz. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü stabil bir bağlantıyı bizlere sunabileceği anlamına geliyor. Peki stabil bağlantı neden önemli? Şimdi ne dedim? Bu ürüne beraber tarayıcıya girebiliyoruz. İsterseniz Bluetooth klavye, mouse gibi şeyleri bu ürüne bağlayabilirsiniz. Bluetooth 5.2 de gayet güzel bir şekilde çalışan bir Bluetooth versiyonu, sıvı performansı bizlere sunuyor. Herhangi bir kesilme olmadan internette rahat bir şekilde bu ekipmanlarınızı kullanabiliyorsunuz. Evet, TV-Stick 4K'nın genel olarak özellikleri, performans detayları bu şekilde. Peki biz de bu ürünü satın almak istersek bu ürünün fiyatı ne kadar? 1199 yıllık bir fiyat etiketiyle bizler burada karşılaşıyoruz. Bu ürünü aldığınız zaman 4K görüntüler elde edebiliyorsunuz. Sizler bu ürün hakkında neler düşünüyorsunuz? Satın alır mısınız? Lütfen görüşünüz yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Ben Enes. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.